Aylardır Super Mario Forever Roman World bekleyen sadist Mario takipçilerim size. Hepiniz hoş geldiniz. En son ne zaman ben videosunu çektiydim ona da bir bakayım. Dünya 5 evet yine diye en son 2 ay önce atmışım. 1 Haziran 2023'te. Yani bunu gene başaramadım diye varsayarsak, Dünya 5'e geldiğim de varsayarsak en son 4 ay önce Dünya 5'e geldiğimin videosu çekilmiş. Ağustos olmuş. Anca Dünya 6'ya geçeceğiz. Ben bu Dünya 5'i arka planda da çok oynadım. Hep o gelebildiğim yere kadar geldim öldüm, geldim öldüm. Ben de artık bir Mario Forever oynamama isteği başladı. Gına geldi ben de artık oynamayacağım dedim. Ta ki bir yöntem keşfedene kadar, daha doğrusu birisi söyleyene kadar. Furkan 52 bana aylar öncesinden, hatta yarım yıl önce bana Oracle VirtualBox kullandınız mı diye bir mesaj attı. Ben de hayır dedim. Hayır. Bu makinenin ayarı şu şekilde. Ne oluyor lan? Bilgisayar içinde bilgisayar kullanmama sebep veriyor. Hani kaydet yükle yapıyorum ya Atari'lerde. Save state, save load. Ha işte bu makinede o işe yarıyor. Hani bir yere kadar geleceğim, kaydedeceğim. Sonra kaydettikten biraz daha gidip orada öldükten sonra en son kaydettiğim yerden bir daha devam edeceğim. Mantık bu şekilde. Ama bunu en çok zorlandığım yerlerde yapacağım. Her zaman böyle yaparsam hiçbir mantığı kalmıyor. Neden? Çünkü siz benim acı çekmemi seviyorsunuz. Sadist manyaklar sizi. O yüzden sadece en zorlandığım yerlerde kullanaraktan bu yöntemi kullanacağım. Bu yöntemden bana bahsettiği için Furkan 52'ye de teşekkür ederim. Ya da Furkan 09 nasıl istiyorsa, nasıl adlandırılmak istiyorsa. Neyse çok boş yapmadan artık şu biraz daha acı çekelim. Ah! Fırla 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 fırla. Ah kötü oldu neyse. Tam şurada bir yerde gizli bir cam mantarı. Evet. Evet. Şimdi Zurna'nın zırtladığı yer. Kontroller gene değişti. O yüzden ben T'ye gene en başa gitmemek için hemen bir oyunu durduruyorum şuradan. Şurada hemen bir anlık bir görüntü alalım şuradan hemen. Tamam şimdi öldüğüm zaman en başa gitmek zorunda değilim. Bunları artık biliyorum. Burada bir tek şurada küçülsem şurada küçülürüm. Burada da küçülmediğime göre. Fırla 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 fırla. Şimdi şuradan bir tek şunu denklemesi zor işte. Tut dur tamam. Evet şimdi ikinci bir zorlu yer. Ama gerçi şu dikenli bölümleri geçtim. Burada çok bir sıkıntım yok. Asıl sıkıntı burada başlıyor. Gerçi buradan geçtikten sonra kontroller eski düzenine geliyor. Yani burada çok bir sıkıntım yok şimdilik. En azından zıpladığım zaman şu tuvoplara dokunmuyorum. Bu da bir artı benim için. Çok komik. Dikenin köşesini bile yok. Hani düz bir yerine dokunuyorum. Orada dönüyorum. Aa! Hemen şurada da bir ekran görüntüsü alayım. Hayır. Burada tuvaplara bile dokunmuyorum. Buraya normalde geçmem lazım. Hop şuradan şuraya. Şimdi şuradan tamam. Şimdi dikenli kısım bir daha. Hop. Ölmeden şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Buradan oh, burada normale döndük. Kontrol noktası çok güzel. Şurada mantar çok güzel. 5 canım olmuş çok iyi. Ve evet tekrar bir kontrol yer değişti yer. Şimdi nereden gidiyorum hocam ben? Buradan. Burada ne var? Hiçbir şey. Buradan ne oluyor lan? Böyle salak bir ölüm olamaz. Yani bu şeyi dokununca bile beni kafasına atması güzel oluyor. Yani buna temas etmem yeterli. O konuda güzel olmuş. Ya kontrolleri karıştırdım. Ah. Tekrar buraya gidersem bir şey oluyor mu? Olmuyor. Kontrolü karıştırma, kontrolleri karıştırma. Ne? Hocam bir ne oluyor tam olarak?
bir şey, ben neredeyim? Ne? Çok iyi geçtim. Şimdi buradan koşarsam çok güzel. Şimdi burada şu uçurumlarda özellikle zıplarken korkuyorum, böyle kafam şeye çar, görünmez bir soru işaretine çarpacaktı oradan. Şimdi bu oba. Tamam, işler biraz daha değişti. Şu, sen şuradan. Çok güzel. Hop. Hocam yine aynı hata oldu. İşin kötü yanı bu sefer başka yönlere de gidemiyorum. Ya öf. Şu kontrolü var, o kadar sık karıştırıyorum ki. Ya işte bundan bahsediyorum. Ya nasıl ölebiliyorsun orada? Sakın. Tek tek hiç acelem yok hocam. Ama sen ben yapacağın işe. Yürüsem geç. Hayda, bir de burası vardı. Şunu ben denk getirsem oluyor aslında. Denk getirmek de problem değil, üstünde durmak da problem. Ya bir dur üstünde ya. Bir azim falan bir şey yap Mario. Kahret yüklü yaparak galiba kanser olan kişi ben olacağım. Tutun. Hah. İşte bu. Aferin. Zamanında gittikçe daralmış. Çok güzel. Buradan sonra... Evet, evet. Aha, Bowser Savaşı. Çok güzel ama süre büyük ihtimalle yetmeyecek. Ben kontrol noktamı almıştım. Elimden geldiğince şuna ben bir vurayım. Olmadı. Ha, böyle yumruk atıcı olmuyor mu? O zaman buradan geçeceğim mecbur. Ya sıkıntı yok, kontrol noktası burada, güçlendirmem burada. Tüm acılarımı çıkartma vaktim geldiği gün bugündür. Şurada bu ne sayacı oluyor tam olarak? Aoo, tamam. Seninle sayaç geldi. Taraf değiştir. İşte bak, burada her şey benim lehime mazur. Senin var ya, sadece kafana basabilmekten daha fazlasını yapabilsem keşke ama oyunun bana müsaade ettiği en kötü şeyi yapıyorum şu anda zaten sana. Taraf değiştir. Bir. Oh be. Bir bölümün patron savaşı bölümden daha kolay olabilir mi ya? Hay maşallah. Hayatımda gördüğüm en saçma animasyondu. Şu yazıyı var ya, kapak fotoğrafı yapacağım. Ve şimdi gelelim artık dünya 6. Vay babam vay. Tanklar var, gemiler var. Gemili tank var. Bu nasıl bir şey lan? Hava gemisi var. Hatta bize nişan alan bir çiçek. Bu ne lan? Ve bölüm sonumuz Bowser değil bu sefer. Neyse hocam, bir dünya 6 birden bir başlayalım bakalım neymiş ne değilmiş diye. Burada kaydet yükle yapmayı düşünmüyorum. Tabi bölüm zorsa yaparım yine de. Temel maksadım kaydet yükle yapmadan bölümleri geçmek. Ki zaten tank bölümlerini seviyorum. Tasarım aynı 8-3. Ama 8-4. Oo, roket. Roketçi kardeş. O. Ay dur. Sen bir şey vermiyorsun galiba. Fla. Sakın dur. Oha. O havadan da atıyormuş, şuna bak. Bir dakika, bunların şey olması gerekmiyor mu? Onu yok, neyse zorlamıyorum galiba, o kamu özel bir şey yeteneği. Sen de fırlat, ben de ona göre bir çıkayım artık.
Neyse, risk yapmayacağım. Zaten tank bölümleri genelde kolaydır. Sözüm Funny Tanks için geçerli değil. Sizlere girilmiyor zaten. Herhalde galiba en işlevsiz lavatar bu lavatar. Bu ne saçma bir tank. Ve 8 aman 6-2. Tankları bir tek Dünya 8'de gördüğüm için alışkanlık olarak Dünya 8 dedim. Bakayım 6-2. Oo zıpla zıpla. Müzik 9-4 müziği. Zıpla zıpla. Yüz işte. Şuraya. Olur. Neyse can daha önemli şu anda. Hocam diken var ya. Oo çok kötü yakalandım ona. Tuvamın çıkmasını bekle. İkisinde. Şu tuvamın gülmesi kadar gıcık bir şey yok. Seni atlattım. Ondan sonrasını görmedim. Sen bir ateş daha et. Tamam. Oy. Şuradan lavatar gelecek diye çok korkuyorum. Bunlar aşağı doğru daha hızlı atıyormuş. Bu ne lan? Ya ama yuh yani. Burada bekleyeceğim sefer. Nişancı! İnşallah çıkmıyorsundur da şurada ben emin değilim. 2 3 4 5 6 7 8 tamam. Nişancı ama yapma ya. En sonunda bana burayı da kaydet yükle yaptıracağız ya. Şu testlerden çok korkuyorum. Bir kafama gelecek diye. Abi ağzımla çağırıyorum işte. Daha 3 kredim var oğlum siz kimsiniz? Sıkıntılı yer hocam. Yapılması gibi bu bana. Ya gafil avladı beni ya. Oho ben buradan nasıl geçeceğim hocam? Tek tek kurtulabilirim. Ama arkadaki bak ölüme ateş ediyor bir de ya. Fırla şuraya. Nahalet. Abi arka plandan da ateş ediyor ya. Ya neyse tamam. Kötü kısmı atlattım denir. Çok güzel geçtim. Çok güzel geçtim. Çok güzel geçtim. Şu anda tek ihtiyacım bir tane o senin. Bu ne lan? Daha saçma tank yapamadınız mı? Oh, unuttum seni. Oh. Hocam siz her yerden çıkıyorsunuz ama. Bir tane daha. Evet. Daha neler? Olsun 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 olsun. Oo! Aynı yere ikinci kez yakalanıyorum ya. Yemezler bu sefer. Şurada bana çok güzel bir ateş çiçeği. Çok adamsınız hocam. Ölmekten daha iyi. Şu an ben ki ya buraya da koymazsın ama ya.
Nişancılar gemisi koymuş bir de ya. Daha ne kadar devam ediyor bu? Olsun 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 olsun. Yaz. Sakın sakın. Şuradaki nişancı çiçeklerini öldürebilecek güce sahip olacağım. Onların belirli bir saniyesi var. Çıktıktan 1 ya da 2 saniye sonra atış ediyorlar. Ona göre ben zıplarsam zaten beni tutturamıyorlar. Yani benim oraya küçülmeden gitmem lazım ki biraz daha işlerim kolay olsun. Abi orada nasıl ölebiliyorsun? Zaten yukarı eğimli zemin. Zemin dik dediler. Yani 45 derecelik açıyla çıkıyor. Ona rağmen orada sıkışıp ölebiliyorsam bari Allah seni kahretsin. Kötü oldu. Aman be. Abi küçük Mario nasıl tuğla kırabiliyor? Hadi 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 yetiş. Senin vereceğin güçlendirmenin. Rotodiski küçülmesem şuradaki testereye küçülüyorum. Şu hava gemilerinin el üstündeki şu sabit noktalar var ya. Düz zemin. Şu daha çok silahların, taraplerin yerleştirildiği yer. Tam orada durunca şey olmuyor. Sen küçültmedin bile neye gülüyorsun? Tam geldiği zaman oralara zıpladığım zaman oraların rotodisk gelmediğini keşfettim. Bu benim için bir artı. Abi buraya giren çiçeğe dokunup ölüyorum ya. Ah be. Yapma be. Ateş çiçeği olmasa bile en azından şuranın formülünü çözebilirsem eğer. 1 2 3 yok. Neyse tamam sıkıntı yok. Hala büyüğüm. Şuna bak nasıl atıyor. Gavur atar gibi. Oo çok güzel. Evet gördüğüm o saçma şey bu. Burası diğerlerine nazaran bir tık daha kolay. Ha bunları mantığını az çok çözdüm. Yukarı değil de aşağıdan böyle hareket edince daha çok öyle vuramıyorlar. Ya ortama düşme ya. Ateş ettiğinde zıplamalıyım ya da hareket etmeliyim. Tamam kısmen çözdüm tamam. Ama şimdi ekran arkasında bana 300 metre öteden bana ateş ediyor. Ben ne yapayım şimdi? Nalet gelsin. Bekle seni öldüreceğim. Seni öldürmeden öldüremedim ya. Canım sağ olsun canım sağ olsun. Farkındayım. Yapma ya. Ya bir de sonra gelmişim. Şundaki fırlatma gücü bizim obüslerde yok ya. Hadi yapabiliriz. Yapabiliriz. Ve dünya altı dört bebeğim hadi. Abi şu nişancı çiçeklerden ne çektim ya. Hadi bakayım birazcık da seninle kapışayım. Gidiyor muyum? O mu geliyor? Beklemiyordum bunu. Onuz. Beklemiyordum. Abi kafasını basıyor. Niye algılamıyorsun? Yok abi yok. Tüm kredilerimi harcayacağım. Hadi bakayım. Lan bu normalde böyle yapmıyordu. Ha kafasına girince öyle yapıyor. Tamam. Kafasına da gelmeyince yapmıyormuş. Daha neler? Yok artık.
Hocam benim işim daha zor. Bowser'dan bile daha zormuş bu. Bunun saldırılarının belirli bir düzeni bile yokmuş. Yaha of. Saçma sapan gemisiyle öylece gidiyor bir de ya. Yapabileceklerinin hepsini ezberledim gibi. Sürpriz faktörü gibi başka bir şey yapmaz sana he. Ya abi aynı yer. Yok abi yok. Abi kafasını çıldıracağım, yemin ediyorum çıldıracağım ya. Önüne değildi, biraz daha arkasına olabilirmiş. Üç tane. Gel şöyle benim adam gibi kapış. Birazcık rutine binmedi mi sence de? Bir tane. Hadi. Hadi. Sonunda ne? Hocam Bowser'ın tankı ne alaka? Ara düşman mıymış bir de o? 8-4 tankı geldi yemin ediyorum. He bitmiş, tamam, iyi şükür. Abo. Bu haritada yoktu bile. Haydi rastgele. Tankın içi böyle değildi. Çok güzel. Şuradan bir seviye keşfedeyim de gerisi önemli değil zaten. Anar otodisk fırlatıyor bir de, şuna bak. Ben bir kayıt alacağım hocam. Bir oyun daha ne kadar zor olabilir sorusunun tek yanıtı bu oyun olsa gerek. Siz otodisk fırlatanlar biraz daha canımı yakacaksınız. Siz burada gizli bir şey aha kontrol noktası yapıştır. Şakayı. Abi şurayı denklemek ne kadar zor olabilir? O ne nasıl bir sesti öyle? Sen 5-4'ü geçmiş bir adamsın. Şurada daha rotodisklerin olduğu yerleri tutturamamak da ne demek? Buranın bir mantığı olmalı ya. Beklemiyordum bunu. Şimdi şuranın bir matematiğini çözelim. Şu sabit dönüyor. O çiçek desenleri gibi bir şey çiziyor. Tam geçtiği zaman... Şöyle zıplarsam eğer... Çok güzel. Sen biraz daha dengesiz dönüyorsun. Halbuki o küçülmeden ihtiydi. Neyse. Siz zaten sabit dönüyorsunuz. Sizin... Çapınızı fal aman be. Sağlık olsun.
Yaş. Bir de yüklerken böyle ışıkların sönüp tekrar açılıyor. Tıpkı Undertale'daki Sans'ın yaptığı gibi. O biraz daha korkutucu oluyor. Hocam 2 saattir, hatta 2 saat 13 dakikadır şu yeri geçmeye çalışıyorum. Daha doğrusu Mario Forever'ın dünya 6-5'ini geçmeye çalışıyorum. Ya bu nasıl bir dengesizlik ya? Şu çektiğim çileye değecek bir beğeni sayısı gelir umarım. Ekmek nasıl şaşırabiliyor? Şimdi şunun bir gerekli formülü olması lazım. Nerelere rotodisk değmiyor ona bir şey göreceğim şimdi. Altınların en başıyla en sonlarına rotodiskler değiyor. Tam ortadaki ikisine es geçiyor. Tamam, mantığı çözdüm hocam. Geç. Yapma. Tamam, bu Bowser heykelinin orada çok dokunmuyor bize. Şimdi tam şu ikisini çıkıştı. Bit yapma ya. Sonunda hocam. Ya sen şaka mısın? Aman be. Her sayaç dolduğunda rotodisklere bir özellik ekliyor. Tamam. Hocam bastım soru işareti. Bak ikidir. Ya trambolin basmıyor. Abi benim Bowser'ı ateş çiçeğiyle öldürmem şart. Öteki türlü ben hayatta yaklaşamam ona. Hele hele şu küçük halimle. Hah tamam. Şimdi kork benden Bowser. Eyvah. 4. Ah be. Ya bir tersine bir ileri bir açılıp kapanabilen şekilde. Tamam. Farkındayım. Bu ne cümle, nasıl cümle oldu bu? Burnunu atlıyorum bir de ya. Tamam, ateş et, ateş et, ateş et, ateş et. Tamam, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Neyse bir yolu bulunur elbet. Hadi bir can ne olur gözünü seveyim ya. Bir can. Yapma ya. Ya bir can ya. Hemen boşaldı kendisini. Ne? Silspür kampanyasından kazandığınız her yerine geçerli günlük 250 dakika konuşma paketi mobil hattınıza tanımlandı. 9 Ağustos 2023 saat 2.42'ye kadar kullanabilirsiniz. Mesela 2.42 gelmiş zaten, ne? Ya üf. Tamam güzel. Halen de halledilebilir. Çok güzel, çok güzel. Biraz daha tehlikeli oldu. Neyse 3 tane. Bitti lan. Sonunda lan. Oh,
Dünya kaç 6-5 bitti gitti lan. Abi kaydet yükle yaparak bu kadar zorlanıyorum. Bir de kaydetmesem var ya ne gelecek başıma hiç bilmek istemiyorum bile. Hayatımda gördüğüm en saçma yenilgi bu şekildi. Ben şunu bir ekran görüntüsünü almak istiyorum. Oy oy. Hocam kaç saat bir çalışma olmuş? 3 saate bir 10 dakika kalmış. Hocam kanser olmama değinecek bir beğeni istiyorum sizden. Yapacağım, isteyeceğim sizden tek şey bu. Beğenin lan!